Evet, herkese yepyeni bir güne selamünaleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Bugün çok farklı bir şey yapacağız böyle. Yani tıbbi sekreterlik, yani biliyorsun ben tıbbi sekreter mezunuyum ve halihazırda tıbbi sekreterde çalışıyorum böyle. İşte tıbbi sekreterlik ne yapıyor, ne ediyor, bir günümüz nasıl geçiyor, nelere dikkat ediyoruz, maaşımız, haklarımız, hukukumuz nasıldır, devlet hastanesi ile üniversite hastanesindeki tıbbi sekreterlerin arasındaki farklar var mı, yok mu? Varsa ne tür farklar vardır? Yani kısacası böyle akla gelebilecek şeylere biraz değinmek istiyorum. En başından gireceğim. Şöyle ki arkadaşlar, örnek veriyorum ki tıbbi sekreterlik okudunuz, 2 yıllık bir bölüm okudunuz, bir dokümantasyon ve sekreterlik. Ondan sonra bitirdiniz, KPSS'ye girdiniz ve KPSS sınavı tercihleri geldi, tercih verdiniz, yerleştiniz. İşte hani zimmete düştünüz ve göreve başladınız. Evraklarınızı teslim ettiniz ve göreve başladınız. Hayırlı uğurlu olsun. Önce sigortanız, ondan sonra da siz göreve başlamış oluyorsunuz. Yani bir gün öncesinde sigorta devreye giriyor da. En azından benimkisi öyle olmuştu. Ondan sonra göreve başladığında tipi sekretersiniz. Şunu söylemek istiyorum. Öncelikle siz artık 657'ye tabi bir memur oluyorsunuz. KPSS'ye atan herkes. Onun için öncelikle tavsiyem o ki çoğu arkadaşımız bilmiyor halen, yani okumuyor, şey yapmıyor böyle. 657'ye tabi bir bakın ne var ne yok. İşte bir 650 tabi bir memur hakları, hukuku, sorumlulukları, ne bileyim, o tür şeyleri bilmeniz gerekir. Bunu öncelikle bilmenizi istiyorum böyle. Atandınız. Şimdi tipi sekreter çoğu yerde çalışabilir. Yani poliklinikte yapabilir, hastane için diyorum. Poliklinikte, serviste, yani klinikte dediğimiz. Ondan sonra raporlamada, ondan sonra tahakkukta, ne bileyim, bu tür yerlerde var da var, genişleyebilir. Eğer hatırını soracak olursanız, tabi bu birimden birime, hastaneden hastaneye değişiyor böyle. Yani yoğun hastanelerde böyle poliklinikte biraz zorlanabilirsiniz. Çünkü çok kalabalıktır böyle. Raporlarda da biraz yorulabilirsiniz. Yani servisler, yoğun olan yerler için servis klinikler daha iyi diyebilirim böyle. Ama eğer biriminiz, çalıştığınız yer güzelse böyle poliklinikte daha rahat edebilirsiniz. Ki mesela ben şu anda poliklinikteyim. Yoğun evet, ama yani ben yerimi seviyorum. Hani birimi de seviyorum böyle, yoğun olmasına rağmen. En azından rahat, kafam rahat yani. Ondan sonra efendime söyleyeyim, işte üniversite hastaneleriyle devlet hastaneleri kıyasladığımızda, en azından bizim hastane, Atatürk Üniversitesi için diyorum böyle, hani devlet hastanesine gittim, mesela Iğdır Devlet Hastanesi'ne gittim. Tuzluca İlçe Devlet Hastanesi'ne gittim. Ondan sonra İl Sağlık Müdürlüğü'ne gittim. Şimdi arkadaşlar, mesela bizim tipi sekreter, biliyorsun biz kayıt yaptırıyoruz. Hasta geliyoruz, hastanın kimliğini alıp kayıt yaptırıyoruz falan filan. O tür şeyler bize sorumlu. Yani görev tanımı diye bir husus var tipi sekreterlikte. Hani her bölümde var ama tipi sekreterin, en azından atandığınızda görev tanımınızı bilmeniz gerekiyor. Görev tanımınızda ne var ne yok. Mesela bazı arkadaşlarımız atanmış böyle. Şimdi sürekli işçi de var. Mesela bizim görevimizi yapan işçiler de var ama işte doktorlar olsun, diğer çalışanlar olsun, tıbbi sekretere görev tanımında olmayan işleri de yaptırabiliyor. Onun için acizane tavsiyem, görev tanımınızı bilin. Yani siz tıbbi sekretersiniz. Tıbbi sekreter nedir, ne iş yapıyor? Bunları bilmeniz gerekir. Bildikten sonra zaten siz en azından, şöyle bir cümlem var hep diyorum ki, siz hakkınızı, hukukunuzu bilirseniz nerede nasıl davranacağınızı, nasıl baş edeceğinizi bilirsiniz. Ve aynı zamanda siz direkt hasta gelir gelmez sizinle muhatap olduğu için böyle, siz hakkınızı, hukukunuzu bilirseniz ortama, yani en azından nasıl davranacağınızı, nasıl dizginleyebileceğinizi bilirsiniz böyle. Bunlara çok dikkat etmemiz gerekir. Ha, mesela devlet hastanelerinde şöyle bir tıbbi sekreterlik için diyorum. Şöyle bir şey var. Mesela hani bizim üniversitede, mesela bizim kendi odamız var, kendi yerimiz var. Kapalı alandır, böyle camlarla çevrilidir, kapısı vardır. Yani bir oda mahiyetinde. Mesela insan orada, mesela ben geldiğimde terliklerim, yani ayakkabımı çıkarıp terlik de giyebiliyorum veya daha rahat üstümü değiştirebiliyorum falan vesaire, bunları yapabiliyoruz. Ama devlet hastanesinde, yani her yer değil, her birim değil ama çoğu sunumda mesela açıktır. Bir masadır böyle. Masada şu şekilde oturduğum gibi karşımda hepsi açıktır. Bu iyi değildir bence yani.
Yani kıyasladığımda gitmek istediğim yerleri ben şey baktığımda böyle mesela onlar biraz daha o yönü bana dezavantaj. İnsanın kendi odası olması, rahat olması. Çünkü mahremiyetin olması gerekir. Gerçekle bilgisayarın başına ortalık yani tabiri caizse orta yerine duyuyorsun. Bu güzel bir şey değil ama üniversitelerde o durum biraz daha gelişmişti en azından bizim hastane o şekilde. Ondan sonra başka ne yapıyoruz diye. Zaten bizim mesai saatlerimizi biliyorsunuz. 8, 12, 1, 5. Haftalık 40 saat, günlük 8 saat, 8, 45, 40. 40 saat çalışıyoruz böyle. Hafta sonlarımız var. Hafta sonları tatil, cumartesi, pazar. Resmi tatiller. Ondan sonra ne gün diğer dini günler tatildir böyle. Bize nöbet yok. Nöbet mecburiyeti yok. İsterseniz mesela bazı hastanelerde nöbet usulü de çalışabilirsiniz. Nöbet usulü nasıl oluyor? İşte hani sizden haftalık 40 saatiniz vardır işte bunu nöbet usulü hallediyorsunuz. Yani 12 değil de günlük 8 saat değil de 12 saat, 16 saat, 24 saat yapan yerler de var böyle. Onları da değişiyor tabii birimden birime, hastaneden hastaneye değişiyor. Ama genellikle işte 12 saattir değişiyor. 12 saattir. 24 saat olan da var ama daha güzel oluyor. Ondan sonra maaşa geleyim. Şimdi şöyle bir yanlış düşünce de var. Üniversitede çalışan, üniversite hastanesinde çalışan bir sekreterle devlet hastanesinde çalışan bir devlet aynı maaş almıyor diye bir yanlış bilgi de var. Ona düzelteyim böyle. Aynı maaşı alıyorlar. Yani diyelim ki siz bugün atandınız. Biriniz üniversite hastanesine, birisi devlet hastanesine atandınız. Aynı maaşı alıyorsunuz. İşte şu anda maaşlar ne kadar? Ham maaş diyorum. Yani biz 3 kalemde maaş alıyoruz işte. Ham maaş dediğimiz maaşımız. Ondan sonra teşvik ödemesi. Ondan sonra sabit ek ödeme dediğimiz bir durum var böyle. Teşvik ödeme, yani dedim ya maaş, öyle maaş değil. Maaş hepsinden aynı. Şu anda bizim 25 bin lira. Hani evet, küsuratları saymıyorum, 25 bin lira. Tabii ben bir derece artım var ama diğerlerine göre arada biraz oynama yapıyor. Ondan sonra teşvik ödeme her yerlerde aynı. Mesela il sağlık müdürlüğüne gittim. Orada da aynı. İlçe devlet hastanesi de aynı alıyor. Bütün sağlık personelleri teşvik ödemeyi alıyor. Yani bir sekreter hangi nerede olursa olsun teşvik ödeme aynı alıyor. 1200 küsürlerde bir şey alıyoruz böyle. Ondan sonra sabit ek ödeme var böyle. O da değişiyor. Mesela ben 15 gün izin kullandım. 2 hafta izindeydim böyle. Yani bu hastaneden hastaneye, birimden birime de değişiyor. Mesela o da o zaman izindiyseniz, raporluysanız o tür şeylere kesinti oluyor. Bizim hastanede 1200 küsürlerde, bazı hastanelerde değişebiliyor bu. İl Sağlık Müdürlüğü'ne gittim. Mesela İl Sağlık Müdürlüğü'nde sabit ek ödeme daha düşük. Mesela oradaki bir sekreter 700 küsürlerde bir şey alıyordu. Onlara da değinmek istiyorum. Açık sözüm yani her şeyi söylerim böyle. Başka ekleyebileceğim, altını doldurabileceğim. Ha bizde pek yani kılık kıyafet zorunluluğu yok. Diğer hastanelerde var mı yok mu hiç karşılaşmadım böyle. Herkes yani bildiğimiz sivil takılıyor böyle. Saç sakal olsun böyle. Ona da daha çok yani ona da karışan yok ama tabii bir de size biraz kendinize bakacaksın yani bir memursunuz sonuçta hasta geliyor sizi daha derli toplu düzgün şekilde görmesi gerekir. Bize herhangi bir önlük de yok yani biz giymiyoruz. Siviliz yani. Yaka katlarınız işte yani olması gerekir. Yani olması iyidir ama mesela o da pek şey değil yani. Zorunlu gibi değil. Hiç takan görmedim öyle diyeyim yani. Çok nadir görmüşümdür ya da ceplerin içine koymuş. Erkekler genellikle ya cebine ya da şuraya bir yere asıyor. Kadınlar boynunu asıyor. Başka bir husus eklemeyi unuttum. Şey yaptığımı unuttum. Ha şunu ekleyeyim böyle. Mesela hani tıbbi sekreterlik şimdi biz yani ben kendi içimde olduğum için mesela tıbbi sekreteri görüyorum, tıbbi laboratuvarı görüyorum, anesteziyi görüyorum, ameliyat teknikleri görüyorum. Ne bileyim hemşiresini görüyorum. Böyle hani lisanslara girmesek daha iyi olur. Mesela hani en güzeli bana en rahatlığı tıbbi sekreterlik geliyor böyle. Yani evet hastayla birebir muhatabımız oluyor bazen ne bileyim ses yükselmeler de oluyor, nabız yükselmesi de oluyor böyle. Ama yine de güzel en rahatı diyebilirim ki tıbbi sekreter ama bazı yerlerde dedim ya o masa, ilk başta dedim açık bir cam, bir masada oturuyorsun böyle hasta geliyor. Yani sonuçta karşında bir hasta bir
derdi, bir sıkıntısı olduğu için böyle. Yani o tür kötü maruz şeylere de maruz kalabiliyor böyle. Görüyoruz zaten şeylerde falan. O tür sıkıntılarımız olabiliyor. Onun için bir sekreterlikte, yani siz tercih verirken veya yer seçerken böyle gireceğiniz kuruma biraz daha dikkat etmenizi istiyorum böyle yani. En azından bir görün, bir şey yapın, araştırın. Bir sekretersiniz çünkü. Sonuçta gideceksiniz, orada hizmet vereceksiniz. Yani biraz önceki dediğim yer mesela, ben devlet hastanesinde yani o yerde çalışsaydım böyle huzursuz olurdum çünkü kendi tabiri caizse çıplak hissediyorsun böyle, mahremiyetin yok yani, açık bir alandasın böyle, geliyorsun şey yapıyorsun yani, bazı hastalar gerçekten sinirli geliyor böyle ve bir müddet sonra, tipi sekreterlikleri için diyorum, bir müddet sonra gelen hasta geliyor ya, hastanın hangi ruh yapıda olduğunu, içinde neler biriktiğini, neler söyleyeceğini kestirebiliyorsunuz böyle. Bu da zamanla gelişen bir özelliktir böyle. Çünkü sizin yani tabiri caizse elinizde günlerce, onlarca, yüzlerce kişi geliyor geçiyor. Hele bir yoğun bir yerdeseniz böyle. Oho, gelen gidenin haddi hesabı yok böyle. Bazen geliyor, hakaretlere maruz kalabilirsiniz. Ne bileyim, şey yapabiliyorsun. Bir yerden sonra insan alışıyor. Mesela ilk geldiğimde ben normalde kısık sesle konuşurum. Belki videoda da sesim biraz kısık gelebiliyor böyle. Normalde kısık sesle konuşan bir insanım ama bir müddet sonra artık ses tonunun yükseldiğini şey yapıyorsun, anlıyorsun. Ben ilk geldiğime çok yadırganmıştım. Arkadaşlarımız yüksek sesle ve hastaya tabiri caizse hani bağırma gibi bir durum söz konusu oluyordu. Ben yadırgıyordum, arkadaş bana şunu demişti: sen daha yenisin, seni de göreceğiz diye. Ama harbiden de yani bir müddet sonra o ses tonu yükseliyor böyle. Yani diyelim ki hastaya daha iyi ulaşabilmesi için veya diyelim ki hasta tekrarlıyor, örnek falan bir soru soruyor. Bir defa, iki defa, üç defa insan istesemez de. Karşındaki de bir insan, sen de bir insan olduğu için yükselmeler de oluyor, inmeler de oluyor. Ama tipi sekreterliklerde gözlemlediğim bir başka husus da kendi hakkıyla yerleşen kişiler böyle daha çok mütevazi, ondan sonra empati duyguları gelişmiş, insan duyguları gelişmiş, öyle diyeyim, tabii gelişmiş, işin ehliler yani gerçekten. Onun için ben işte sertifikayla, başka yerden başka diplomayla gelip bizim mesleğimizi yapmasına yani şey yapmıyorum böyle, yani etik görmüyorum böyle. Hani güzel, bizim meslek güzel. Ama dedim ya, en önemlisi tipi sekreterlik için çalıştığınız birim, çalıştığınız kurum çok çok önemlidir. Bunlara önemli dikkat etmenizi öneriyorum böyle. Başka eklediğim bir şey var, unuttuğum bir şey varsa yorum kısmında yazı ben de cevaplayabilirim böyle. Ben tipi sekreterliği seviyorum böyle. Zor da olsa seviyorum böyle. Yani zor yani. Gerçekten zor. Zor. Memur olmak da zor yani. Allah'a emanet olun. Selamete kalın. Güle güle kalın inşallah.